Evet Kübra'cığım, gelinler puanı kullandılar. Evet. Biliyorsunuz sadece finale 2 gün kaldı. Evet aslında. Evet. Evet, verdiğiniz her bir puanın çok ciddi önemi olduğunu unutmuyorsunuz. Evet. Şimdi sen en düşük kaç bekliyorsun? En düşük 4 bekliyorum Aslanım. 4 bekliyorsun. Evet. 4 gelirse kabulüm diyorsun. Evet. Ama 3 gelirse hesabını sorarım diyorsun. Sorarım. Peki. O zaman Elif'ciğim senden başlayalım. Önce sebeplerimi anlatayım, direkt açayım mı? Tamam. Ben zaten gün içinde her girdiğim odada da mutfakta da eleştirimi yapmıştım. Uyumsuz bulduğumu söylemiştim. Emek vermiş, teşekkür ederiz ev sahipliği için. Ama ben ne yatak odasını, ne salonu, ne de mutfağı zaten beğenememiştim. Puanımı da ona göre belirledim. Çok uzatmak istemiyorum. İsterseniz puanımı göstereyim. Böyle bir seri seri anlattım, böyle bir hızlı hızlı. Olmaz mı? Ben hiperaktifim, fark etmediniz mi aslında? Bir çırpı daha. Hızlı konuşuyorum, hızlı hareket ediyorum. Durduramıyorum kendimi. Güzel güzel. Tamam. Nerede hareket orada bereket diyoruz Elif'ciğim. Puanı açalım, görelim. Tamam. Benim Kübra Hanım'a puanım 2. 2 puan. 2 mi? Evet, 2. Yani sayı saymayabiliyorsunuz değil mi? Bu eve 2. Evet. Benim evime 3. Sizi tebrik burası ediyorum iki. Gerçekten. Bunu da misafirperverliğim için verdim canım. Mükemmelsiniz. Rica ederim. Sofra, salon, oturma odası, yatak odası, beğenim çeyiz. Beğenmediğimi hepsinde söyledim. 2. Evet. Çeyizin zaten benimkine göre oldukça azdı. Keşke 1 verseymişim. Hak ettiğin puanın 2 olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum aslanım. 2 yani. Evet, 2. Evet. Kocaman eve 2. Evet. Kocaman evin ev. Metrekaresine göre vermedim tabii. Metrekareye göre verseniz zaten o... Evet, o zaman hadi daha farklı yani olur. Yok öyle bir sayı zaten. Evet, seninle devam edelim. Ben sadece bu evde koltuk renklerinin uyumuna ve koltuklarına beğendim. Teşekkürler. Avize olsun, buradaki raflar ünite olsun, beğenmedim. Halının yere uyumu olsun, beğenmedim. Mutfağında zaten gereken eleştiriyi yapmıştım. Yatak odasında da gereken eleştiriyi çeyiz, yaptım. Çeyiz, masası. Çeyizi normaldi, güzeldi, normal. Normal bir gelin çeyizine çok diyebilirim, ne az diyebilirim. Misafirperverliğin de iyiydi. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kadar. Peki, puanı görelim Simgeciğim. Dost başa, düşman puana bakar. Benim Kübra'ya puanım 2. 2. Ay ben gerçekten şu an şoktayım. 2 sayısından nefret ettim. 2 mi gerçekten? Neden 2? Neden 2? Evet. Çünkü Elif Hanım'a 3 vermiştik. Onun mutfağı senden iyiydi. Oturma odası da yine bu kadar hani yine karışıktı. Renk uyumu yoktu onda. Bu kadar göz yoran hani yine bir şey yoktu. Göz yoran şey dediniz. Ben hala anlam veremediğim şeyler var ya. Gerçekten göz yormanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bildiğinize ama sevindim. Belli oluyor bildiğiniz. Evet, senden öğrenecek de değiliz. Öğrenemezsiniz zaten. Bugün zaten bu saat, öğrenmeyiz de. Bu saate kadar çocuk gibi bunu tartışmaya da gerek yok. Zaten. Benim puanım bu. Evet. Peki senle devam edelim Aylin'ciğim. Aslanım. Ev sahipliği çok güzeldi arkadaşımızın. Masası güzeldi. Çeyizini ben beğendiğimi zaten dile getirmiştim. Beğendim. Evet, onu zaten yatak odasındayken söylemiştim. Hı. Ama onun dışında yani eşyalar kendisinden ayrı bir şekilde hepsi ayrı ayrı güzel ama bir bütün olarak baktığımızda uyumsuzdu. Bunları da tabii ki göz önünde bulundurdum. Yatak odası da aynı şekildeydi. Uyumsuz buldum. Puanını da buna bu şekilde verdim. Evet, puanını görelim Aylin'cim. Benim Kübra geline puanım 2. Şaka gibi ya. Ya neden 2 peki? Neden 2? Zaten nedenlerini söyledim. Tabii ki daha yüksek vermek isterdim. Elinizi tutmadılar. Elif Hanım'a da burada adaletsizlik yapmak istemezdim. Çünkü onun evi buraya göre daha uyumluydu, daha güzeldi. Onun üstünden bir puan vermem gerekiyordu. Elif Hanım'a adaletsiz davrandığınız için mi 2 verdiniz? Elif Hanım'a adaletsiz davrandığım için demek ki ona da adaletsiz davrandınız. Elif Hanım'a vermiş olduğum puan üzerinden bir adalet sağladığım için bu puanı verdim. Bu adalet tecellisi olarak beni kullanmalarından, örneklerinden çok sıkıldım.
Keşke bana o gün 5 verseydiniz de adaleti ona göre sağlasaydınız. Ne ekranda izleyince seyirciler de görecek. İlk gün bende yaptığınız eleştiriyi hiçbir evde şu ana kadar yaptığınızı göremedim. Herkesin sofrasına oturunca herkes süt dökmüş kedi gibi. Güzel güzel, o güzel, bu güzel. Ama hiç de masada bir kusur yok. Elif Hanım, herkes için mi konuşuyorsunuz? Bir tek Eylem Hanım'ı daha adaletli buldum. O en azından çok konuştu. 3 verdi. Sizler az konuştunuz. 3 verdi. Neyimiz yani, az konuştu? Affedersiniz. Benim evimde en çok, en sert eleştiri Eylem Hanım yaptı. Sizler de yaptınız ama o sizden çok daha sert yaptı. Yerden yere alacak. Biz gayet yerinde bir aynı puanı verdiniz. Gayet yerinde yerinde bir açıklama yaptık yalnız. Hayır. Evet. Evet. Öyle söyledim zaten. Size ama bir şey diyeceğim. Hepimizin adalet olması gerekmiyor muydu? Daha az çünkü yaptırıyorum. Evet. Daha... Ben senin evine göre adalet aynı puan verdim zaten. Hayır, herkes kendi evine. Şimdi diyorsun ya, Eylem Hanım daha mesela adaletli davrandı. Şimdi evet. Sen de o kadar yorum yapıp 3 verdiyse, ben de daha az yorum yapıp da adaleti burada sen o zaman sağlayamadı. O zaman adalet yaptı. Yorum yapmakla alakası yok. Resmen son gün oynuyorsunuz arkadaşlar. Onu seyircilerin fikri çok bir şey çok diyeceğim. Ben oynuyorsam eğer yarın benim günüm. Evet. Kendimi göreceğiz. Kendimi düşünsene. Yarın da göreceğiz. Evet. Elif Hanım'ı da göreceğiz. Bence Elif Hanım'ı da göreceğiz. Bence burada sadece bir tane oynandı. Ama adaletsizlik yapıp evime sen değil ki vallahi ya. Göreceğiz. Ben de sizi göreceğim. Hepinizin boyunun ölçüsünü ben alacağım finalde. Siz merak etmeyin. Tamam yeter. Lütfen. Tabii. Hadi bakalım senin neyse de puanını görelim. Önce sebeplerini duyalım. Çok bir açıklama yapmak istemiyorum. Evleri aslında pazartesi, salı, çarşamba olarak değerlendirdim şu an. Hangisi hangisinden daha iyi. Evet. Ona göre bir eleme yaptım. Puanımı da ona göre verdim. Bu şekilde. Puanını görelim. Benim Kübra Hanım'a puanım 2. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ben. Adaletli olduğunu düşünüyorlar. 3-3-3 verdiğimizde de adaletin sağlandığını söylemiştik. 2-2 verdiysek yine adalet sağlandı demektir. Aynen, adalet buymuş demek ki. 2-2-2-2. Tam ikilik. 2 puanı neden bu kadar üzülüyor bilmiyorum ama hepsini toplasa 8 ediyor zaten. Evet, teşekkür ederim. Kübra'cığım ne oldu? İşte düşük puan alınca insanın kalbi böyle kırılıyor. Herkes bence maskesini düşürdüğünü düşünüyorum. Toplamda arkadaşlarından 8 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Yedi aylık evli, 5,5 aylık hamile gelinimiz Kübra bizi Paris'le karşıladı. Evet, şaşırdım. Hiç beklemiyordum çünkü çok sevimliydi gerçekten. Ona böyle farklı anlamlar yüklemiş özellikle eşi. Annesini kaybettikten sonra sahiplenmişler. Böyle bir yuva kurmuşlar resmen. Gelecek doğacak bebeklerine de arkadaş, kardeş olacağını düşünüyorlar. O hayvan sevgisini burada hissettirdikleri için kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Sonrasında eve gelince çok şanslılar, kirada oturmuyorlar bu zamanda. Kayınvalidesinden kalmış bir ev. Avizesini yine kayınvalidesinden kaldığı için özenle saklaması, salonunda kullanması çok hoşuma gitti. Onun dışında hamile haliyle bir masa hazırlamış. Biraz yorgun ve unutkandı. Zaman zaman epeyce bir unuttu bazı şeyleri. Ama çok tatlı ve sempatikti. Eşiyle olan ilişkisini çok sevdim. Eşi bize çiçeklerle birlikte bir sürpriz yaptı. Bu sürprizi için tekrar ona teşekkür ediyoruz. Yuvanızda ben size mutluluklar diliyorum. Bakalım finalde neler olacak Kübra'cığım. Sevgiyle kal. Evet. Benim puanımı da arkadaşlarınla birlikte cuma günü sen de öğreneceksin Kübra'cığım. Her şey için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İşte hoş teşekkür geldiniz. Ediyorum. Güzel bir gündü. Her şeye rağmen güzel bir gündü. Güldük, eğlendik. Ben de teşekkür ederim. Herkesin ayaklarına sağlık. Teşekkür herkes ederiz. Herkes sefalar getirdi. Bir an önce bebeğini kucağına almanı İnşallah. Temenni ediyorum. Evet, yarın neredeyiz? Simge gelin evindeyiz. Sakarya'dayız. Evet, biblomuzun, bebeğimizin evinde olacağız. Ama hani böyle çıt kırıldım gibi gözükse de bileği kuvvetli gelinimiz acaba bizi yarın nasıl karşılayacak? Yarın yine aynı saatte tabii ki sizin ekranınız Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.